Peki muhalefetin yaklaşımlarını nasıl buluyorsunuz? Şimdi Özgür Özel bir e, randevu talep etti ya Erdoğan'a. Erdoğan da kapımız herkese açık dedi. Yani oradan bir şey çıkarma yapıcı olur mu Özel'in deyimiyle Türkiye'nin geleceği açısından? Şimdi, e, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini çok olumlu buluyorum. Yani ülkenin geldiği noktada diyalog kanallarının açılması lazım. Niye olumlu bulduğumu söyleyeceğim. Bu Özgür Özel'e bağlı. Eğer Özgür Özel orada arkasındaki gücü muhalif toplum kesiminin taleplerini Türkiye hassasiyetini fark ederek giderse çok yararlı olur. Bugün konuşmuş Özgür Özel işte çok konular var. Hazırlık yapıyor. Çok konu yok. Bence bir tane konu var. Özgür Özel gidip Tayyip Erdoğan'a şöyle söyleyecek. Bu yıkımdan çıkmak istiyor musun? Biz sana destek verelim çık. Bu kadar. Bunun yolu getir kardeşim anayasayı parlamenter sistem midir? Yani Türkiye'yi normalleştirecek, hepimizin evet verebileceği bir anayasal değişikliğe biz varız, MHP'ye mahkum değilsin. Eğer gerçekten çıkmak istiyorsan MHP'ye mahkum muhtaç değilsin. Gel biz seninle beraber hem seni, seni muhtemel bir Saddamlaşmadan çıkaralım, Türkiye'yi de muhtemel bir Iraklaşmadan. Bundan başka bence öbürleri teferruat. Başka bir şey konuşamazsın. Türkiye'nin önündeki temel konu Türkiye'nin gidişatının netleşmesi. Yani burası dediğim gibi Tayyip Erdoğan'ı saddamlaştıracak bir süreç mi devam edecek ıraklaşma yoksa normale mi dönecek? Peki gereken teferruat, tarım şöyleymiş, eğitim böyleymiş, ekonomi hepsi bununla bağlı zaten. Ana lokomotif bu. Burası değişmediği müddetçe tarımı da konuşamazsın, eğitimi de konuşamazsın, ekonomiyi de konuşamazsın, siyaseti zaten konuşamazsın. Yok bunların hiçbiri, anlamı yok. O yüzden dönüp Erdoğan'a demesi gereken tek bir şey var. Çıkmak istiyor musun? El verelim sana. Seninle beraber Türkiye'de çıkarabilir. Eğer bunu yapmazsa, eğer Erdoğan'ın yıllardır yaptığı gibi hafiften bir güç kaybettiğindeki muhalefetle diyalog kurup oradan kendisine bir alan açma politikasının parçasına dönerse, daha önce Deniz Baykal'ın yaptığı gibi 2015 seçimlerinde Deniz Baykal nasıl ki saraya gitti, kaybetmiş bir Erdoğan'a can simidi oldu ya, o duruma düşerse hem muhalefete hem muhalif toplum kesimine hem de Türkiye'ye çok yazık eder. Tekrar söylüyorum. Diyalog çok önemli. Çok çok önemli. Ama asıl şey olan özgür özelin alacağı tavırdır. Ne talep edeceğidir. Erdo Erdoğan'ın gerçek düşüncesini öğrenmek açısından da bu çok önemli olur. Şimdi biz hiçbirimiz gerçek düşüncesini öğrenemiyoruz. Erdoğan doğal olarak kamuoyunda söyleye söyleyemeyebilir. Diyelim ki bilmiyoruz tahmin ediyorum. Diyelim ki zihninde duygularında MHP'den kopmak var fakat cesaret edemiyor. En azından bunu görür Özgür Özel. Bunu görüp buna göre bir politika önerir, bir çıkış yolu. Türkiye normalleşirse buradan en çok muhalefet de kazanır. Çünkü bu artık sandık daha garantidir. Çok basit, bak çok basit. Seçimden sonra Merkez Bankası piyasadan 7 milyar dolar para toplamış. Döviz almış. Bu ne demek biliyor musun? Seçimden sonra muhalefetin kazanma ihtimalinin getirdiği rahatlama. Yani döviz düşecekmiş, Merkez Bankası düşmesin diye piyasadan döviz toplamış. Bu bile ülke hafiften bir normalleşme yaşadığında nasıl her şeyin bir anda toparlanmaya çalıştığının çok basit göstergesi. O yüzden geriye kalan teferruatları bırakıp Erdoğan'la beraber Türkiye'nin buradan çıkmasına bir onurlu çıkış yolunu açması gerekiyor Özgür Özel'in. Ee, çok faydalı olur eğer bu bunu yapıp Tayyip Erdoğan'ın gerçek düşüncesini anlayıp ona göre de muhalefet politikasını da belirleyebilir. Yoksa geriye kalanlar şu şunu demiş bu bunu demiş şunu da şunu istedik bunu da bunu istedik bence pek bir anlamı olmaz. Umarım bu diyalog sürecektir. Umarım AK Parti içerisinde var biliyorum ben de biliyorum. AK Parti'nin eskiye dönmesini isteyen, normalleşmesini isteyen, demokrasiye dönmesini isteyen o yapı az ki kimse. Onlar Tayyip Erdoğan'la beraber ülkeyi bir anlamda bu baskıcı şeye sıkıştırmış saray etrafında çöreklenmiş o yapıya galip gelirler. Özgür Özel'in görüşmesi buradaki gücü yani hukuka dönmeyi, demokrasiye hukuka şeye dönmeyi, normalleşmeyi denge denetlemenin olduğu tek adam rejiminden uzaklaşmanın zeminini yaratacak oraya dönmeyi isteyenleri daha da güçlü hale getirecekse o yüzden çok faydalı görüyorum. Ama en önemlisi tekrar söylüyorum. Özgür Özel Erdoğan'la yüz yüze konuşarak Erdoğan'ın gerçek düşüncesini ne yapmaya çalıştığını ve buna göre bir politika belirlemesi açısından da. Ama Baykal gibi git, gittim abi işte hara hayran oldum. Sarayda da teslim oldum. Saraya oyun. Saray çünkü oyun kurar. Çünkü muhtemelen bilmiyorum adamın hakkına girmeyeyim. Sarayın şöyle bir niyeti olabilir. Şimdi CHP'de 3 aktör oluştu bu seçimden sonra. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel. Saray şöyle bir politika izliyor olabilir. Bu ikisi üçü arasındaki dişine en uygun gördüğü Özgür Özel'i parlatarak ikisini geri planda tutma. Yani Sabah Gazetesi'nin manşet yapması da Cumhurbaşkanının evet çok konuşuruz gelsin randevu biz bunu şey de okuyabiliriz. Cumhurbaşkanı kafası hala 2028'i nasıl garanti altına alırım diye varsa orada muhtemelen Özgür Özel'e bu ikisini birbiriyle kavga ettirip Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nu kavga ettirip Özgür Özel'i parlatma çabasına girebilir. Ama bu oyunu bozacak olan şimdi bir kısmı eleştiriyorlar gitmemeliler diye. Hayır. Özgüvenli insan gider düşüncesinde, fikrinde, Türkiye ile ilgili hayalinde, siyasetinde in kendine inanan, kendine özgü özgüveni olan biri. Ben herkese gider. Bak bugün Erdoğan beni arasın. Hani öyle bir şey olmaz da. Arkadaş gel bakalım senin fikirlerini merak ediyorum Türkiye ile ilgili. Koşa koşa giderim. Ben çünkü gider anlatmak için giderim en azından yüzüne. Bir de onu da hakikaten çok merak ederim. Ne düşünüyor bu gidişatla? Ben ona derim. Yüzüne mesela demek isterim. Efendim. Yani, Hangi başkanı? Sen saddam yapmak istiyorlar. Görmüyor musun? savunmasını dinlemek isterim mesela. Ben işte o yüzden Özgür Özel'in görüşmesini sağlıklı buluyorum. Kimileri ya çok yanlış bilmem falan filan ama hayır. Yeter ki Özgür Özel orada dikkatli olsun, oyuna gelmesin, gaza gelmesin ve Erdoğan'ın önüne tek maddelik bir şart koysun. Evet. Muhalefete büyük iş düşüyor. Bence de.